Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Haftayı yarıladık. Yaklaşık bir saat sonra falan bir Fed'in açıklaması başlayacak. Özellikle altın fiyatlarındaki sert geri çekilme, 3-4 gündür petrol fiyatlarındaki geri çekilme, yurt dışı piyasalardaki toparlanma, 10 yıllıklardaki yükseliş ve Fed'den herkes bir 25 puan bir faiz artışı bekliyor. Ama piyasalara baktığınız zaman böyle çok böyle şahin bir açıklama sanki piyasalar çok beklemiyor gibi duruyor. Altın fiyatları iyi geriledi biliyorsunuz. Altında defansif alım bölgeleri nereler olabilir? Şimdi onlara bir bakacağız. Euro dolar paritesine bir bakacağız. Sonra içinizdeki dolar TL'ye bir bakacağız. Onlara başlamadan önce hafta sonu biliyorsunuz Allah kısmet ederse eğitimleri açıyoruz. İki tane eğitim arka arkaya 2 hafta trade psikolojisi ve yatırımcı disiplini. Arkadan da borsada yatırım yaklaşık bir 3-4 kişilik sadece bir kontenjan eksiği kaldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siteden girip bakabilirsiniz beforethenews.com'dan. Hafta sonu işi olanlar için de dediğim gibi eğitim setlerine girip bakıp istediğiniz zaman istediğiniz yerde arkadaşlar eğitime başlayabilirsiniz. Şimdi baktığınız zaman FED bir 25 bas puan herkes cepte diye konuşuyor. Zaten 10 yıllıklara baktığımız zaman şimdi şöyle bakalım. 2.06'ların üzerinde zaten 3 gündür 2.19'lara kadar dayandık. Yani piyasa Fed'den bir faiz artışı bekliyor. Peki dolar endeksi ne yapıyor? Dolar endeksi bu sürede 97.5'ün üzerinde 99.5'ları görmüştü ama 99.5'ün üzerinde çok kalıcı olamadı ve şurada şöyle bir yapı oluşturdu. Ve şu yapının hani kırılmasını beklemekte tekrar doların güçlenmesi için fayda var. Aynı şeyin tam tersi de euro dolar paritesinde oluşuyor. Çünkü tam ters grafikler olduğu için euro dolar paritesinde de sanki fiyat artık 1.08'lere gelmeden bir tekrardan bir 1.11'leri tekrar deneyebilir mi diye bakıyoruz. Yani şurada bir çift dip mi geliyor ortalamalarla beraber? Tabii bunun için daha erken ama baktığınız zaman sanki burada da euro dolar tarafında da sanki euronun birazcık daha değerlenebileceğini tekrar en azından şu 1.10'lara doğru bir hareketlilik bakalım 1.11'lere doğru bir hareketlilik gelebilecek mi göreceğiz. Bugünkü açıklamalardan sonra dolar tarafına baktığınız zaman içerideki şöyle yapalım dolara bakalım kendimize. Biz zaten kendi içimizde ayrı bir hikayeyiz. Yani özellikle kur korumalıların yavaş yavaş dönüşünün başlaması, piyasanın hani ne yapacağı en azından hala ortalamaların üzerinde olduğumuzu görüyoruz. 14.50'ye biliyorsunuz bir iğne atmıştı geçen gün 14.40'lara hatta ama tekrardan 14.70'ler civarında stabilleştiğimizi görüyoruz. Burada en önemli destek seviyesi olarak şu bölge yani şuradaki bir önceki direnç arkadan hareket başladı, sonra geldi. Bakın bir daha geldi altında ama gene üstünde. Yani şu 14.60 önemli bir bölge. Şurada bir düzeltme sürecimiz var. 3-4 günlük bunu takip edeceğiz. Ama 14.60'ın altında bir kapanış görmeye başlarsak tekrar bir 14.40'lara bir dokunma olabilir ama 14.40'ların altında bir kapanış olmadığı sürece dolar TL tarafında hala daha yönün yukarı olduğunu konuşabiliriz. Altın fiyatlarına baktığımız zaman ise özellikle 2075 tepesinden gelen bu sert satış ne yazık ki 1900'lere kadar geldi. Bakın yaklaşık 5-6 gündür çok sert bir düzeltme. Şimdi burada daha defansif alım bölgesi olarak şu 1870 ile 1850 aralığı şu aralık daha böyle orta vadeye güzel mal diyebileceğimiz bölge. Yani 1877-1850 aralığı. Zaten seans içi grafiklere indiğimiz zamansa bugünkü açıklamalarda en kısa destek noktamız 1887 ve 1880 bölgesi arkadaşlar. Bu bölge ilk bugünkü önemli destek bölgesi. Bakalım buralardan ne gibi bir hareketlilik olacak ama yaklaşık 7-8 gündür çok sert düşüyoruz. Dolayısıyla buralardan bir tepki süreci arkadaşlar başlayabilir. Yurt dışı piyasalara baktığımız zaman dedik ki ABD tarafı borsalar olumlu bir havada. Bakın gördüğünüz gibi S&P futurlar şu anda yukarı doğru kalktı. Yani piyasa
olumsuz bir şeyi pek fiyatlamıyor. Daha çok olumlu bir piyasayı, yani çok şahin gelmeyecek bir açıklamayı fiyatlıyor. Arkadaşlar özellikle bakın işte konuşurken böyle eğitimlerle ilgili insanlarla işte indikatörler hocam hangi indikatör hocam hangi periyot falan bunların hepsi yani safsat arkadaşlar. Bizim öğrettiğimiz şey insanlara eğitimlerde piyasaların birbirleriyle arasındaki korelasyonları, hangi enstrümanı trade ederken nelere bakman lazım, nasıl bakman lazım, nasıl pozisyon açman lazım, biz buradaki bu pivot noktaları nasıl belirliyoruz, bunlar emin olun çok zor şeyler değil. Yeter ki az ama öz bilgiyi alın. İnsanlar şunu yapıyor. O indikatörü de öğreneyim, bu indikatörü de böyle. Ya indikatörlerle arkadaşlar bu işler olsaydı, o size indikatör yazıp veren, dağıtan arkadaşlar herhangi bir kurumda parayla çalışmazdı. Zaten adam oturur dünyalığını yapardı. Yani bu piyasa sırf indikatörle falan filan bunlar hikaye. O yüzden bu işin bir mantığı, bir felsefesi, bir doğası var. Ve ne kadar bu işi bildiğinizi zannederseniz zannedin, bakın çok iyi dinleyin. Bu işi ne kadar bildiğinizi zannederseniz zannedin, piyasa size tekrar bir gün bir şey öğretiyor. Öğrettiğinde de bunun bedelini çok acı ödüyorsunuz. Yani şöyle bir şey de yok. Hoca işte eğitim aldık, uçar mıyız, kaçar mıyız? Neye uçup kaçıyorsun? Ya biz de bugün hala dayak yiyoruz. Biz de bazen bugün hatalar yapıyorsunuz. Çünkü insansınız. Açgözlülük, hırs, korku, stres. Yani bütün bunlar zaten niye eğitimin adı trade psikolojisi? Çünkü önemli olan çizmek değil, işlem alabilmek, işlem açabilmek. Çünkü herkes korkuyor. Çok da haklı korkmakta. Ama ben de hep şunu söylüyorum. Korkuyorsanız kavgaya girmeyeceksiniz. Zaten korkarak bir kavgaya giriyorsan baştan kaybediyorsun demektir. Yani korkmaman için de ne yapman lazım? Kendini geliştirmen, güçlü, kuvvetli, kondisyonunu kuvvetli yapman lazım. Güçlenmen lazım ki adamı vurduğumu deviresin. Hiç mi yumruk almayacaksın? Tabii ki alacaksın. Dolayısıyla finansal piyasalarda ben para kaybetmek istemiyorum. Ben risk almak istemiyorum. O zaman sen gideceksin kumda oynayacaksın. Koyacaksın parayı faize falan. Bekleyeceksin abi. Her yaptığınız hareket bir risk. Bugün bağladığınız faiz bile bir risk. Niye? Lan %50 %60 enflasyon var. %14 %15 faiz var. Para kaybediyorsun durduğun yerde. İşte altın alıyorsun, altın düşüyor, para kaybediyorsun. Borsa oluyor abi. Yani her şeyde bir risk var. İşte güvenli liman, güvenli liman diye bir şey yok. Parayı koyarsın faize. Şimdi artık o da güvenli liman değil. Çünkü enflasyonun altında. O yüzden arkadaşlar herkese kolay gelsin. Lütfen 3 kuruşa 5 köftenin peşinde koşmayın. Bedava peynirin peşinde koşmayın. Kendinizi yetiştirin. Emin olun bu işler çok zor değil. Sadece biraz emek, her şeyde olduğu gibi paranızı korumak için önce siz emek vereceksiniz. Siz emek vermezseniz hiç kimse sizin yerinize bir şey yapmaz. Yapıyorum diyen de zaten yalan söyler. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.